Steinman'ı şey derin yanayım. Anladın. Sağ ol. Görülen ileride ihale aşamasında yapılacak olan otopark ve geçiş için bir takım hizmet binaları olacaktır. Burada da görülen ihalesi yapılıncaya kadar bazı geçici tedbirler alındı ve şu kısımda şu anda gördüğünüz kabinler inşa edildi. Daha sonra ihale aşamasında mevcut temas hattından daha ileride ve şu anda yaptığımız inşaatı etkilemeyecek şekilde ihalesi yapılacak binalar şunlardır. Burada fotoğrafı da. Efendim burada da bu şekilde araçların gelecek. Arabanın içinde işlem yapacak şekilde. Çalışmalar son aşamaya geldi. Buradan aldığımız bilgilere göre pazartesi günü itibariyle biz açılışa hazır duruma geliyoruz. Elbette hükümetimiz göreve geldiği günden bugüne aslında derin yapı açılış kapılarının bir an önce devreye girmesi için yoğun çaba gösterdi. Ama herkesin bildiği gibi maalesef Türk lirasının döviz karşısındaki değer kaybı dolayısıyla ihalelerde ciddi aksamalar yaşandı ve ihalelere teklif atmama durumuna geldi müteahhitlerimiz. Çünkü oluşacak fiyat farkı onları sıkıntıya sokuyordu. Dolayısıyla iki kez ihaleye çıkmış olmamıza rağmen ihaleye teklif atılmadı. Fakat biz daha önce de biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmemden sonra bir iki ay önce açıklamıştım. Güney Kıbrıs Rum yönetimi ne zaman hazır olursa biz gerekirse geçici tedbirler almak suretiyle hazır olacağız ve kesinlikle bu kapıların açılmasını geciktiren taraf biz olmayacağız demiştik. Şu anda da yaptığımız çalışma aslında bu geçiş çalışmasının tamamlanmasıdır. Pazartesi günü itibariyle biz kapıların açılması noktasında hazır duruma geliyoruz. Benzer bir çalışmayı Aplıç Kapısı içinde yürütüyoruz. Çünkü Türk tarafı olarak bizim hassasiyetimizdi biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından dile getirilmişti. Derinya ve Aplıç Kapılarının açılmasının arasında çok geniş bir zaman dilimi olmasını doğru bulmuyoruz. Kısa sürede ard arda ikisinin de açılması bizim temel talebimizdi ve bu Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da dile getirilmişti. Sayın Anastasiadis'in de bilgisindedir bu. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımız New York'ta, bugün Guterres'te görüşecek. Bu konunun da gündeme gelmesi durumunda bu bilginin de verilmesi mümkün. Pazartesi günü itibariyle biz burada geçici çalışmamızı tamamlamış bulunuyoruz. İhale çalışması da gelecek hafta içinde tamamlanmış olacak ve ihalenin ardından da burada esas kalıcı çalışmayı yapacağız. Mesela buradan New York'a mesaj veriyoruz. Biz Türk tarafı olarak sıkıntılı bir dönemden geçmiş olmamıza rağmen tekrar ediyorum Türk lirasının döviz karşısındaki değer kaybı ihalelerde bizi sıkıntıya soktu. Ama üzerimize düşeni yaptık. Pazartesine hazırız. Tabii tekrardan halkımıza şu bilgiyi vereyim. Son karar iki liderindir. Yani sonuçta iki taraflı açılması gerekiyor. Biz işin idari ve teknik tarafını tamamladık.
Bu noktadan sonra siyasi kararın alınmasıyla birlikte buradan geçişler başlayacak ve inanıyoruz ki bu kapı ve Aplıç kapısı, tekrar vurguluyorum, iki tarafın ekonomik işbirliği açısından ve ekonomik olarak birbirine bağlanması açısından, özellikle turizm potansiyeli noktasında gerçekten ciddi bir katkı koyacak. Bundan iki tarafta yararlanacak. Umarım bu nokta bize şunu gösterir: İki tarafta kazanır veya iki tarafta kaybeder. Bir taraf kazanırken diğer tarafın kaybetmesi diye bir şey söz konusu değil. Birlikte kazanmanın öğrenilmesi açısından önemli bir pratik olacak. Bu tekrardan bu çalışmayı bu kadar kısa sürede bu kadar sıkıntıya rağmen tamamlamamızda katkısı olan tüm bakan arkadaşlarıma, başta Ulaştırma Bakanımıza ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımıza her türlü kolaylığı bize sağladıkları için çok teşekkür ediyorum. Başta Mausallar olmak üzere herkese hayırlı olmasını diliyorum. Hayırlı olsun efendim. Bir saniye.